Evet, biz dışarıda bir röportaj yapmıştık. Mahsun Kırmızıgül sineması deyince ne gelir aklınıza? Ayı ödedebilir misiniz, tanır mısınız diye gerçekten de söylenen şeyleri yayınlarız belki biraz sonra ama görüntüye çok değer veriyorsun. Yani o görüntü için bir sürü şeyi bekliyorsun. Bir görüntü alabilmek için. Doğru mu? En ufak bir görüntü için. Sinema ışıkla ilgili tabii. Işık sinemanın bence can damarı. Evet, zaman zaman biz ekip olarak bütün filmlerimde öyle. Bazen gece 2'de uyanıp işte 3-4 saatlik yoldan sonra evet. O güneşin ilk doğuşunu. Ama işte çünkü günü iyi değerlendirmek lazım. Günü o ışığı yakalaman lazım ama evet. Şimdi filmin içine bakıyorsunuz gökkuşağı var, gerçek gökkuşağı. Evet. Yani bir at sahneleri var, o at çalıştırılmış. Hatta yani oyuncunun ne yapacağını beklemek değil de atın ne yapacağını beklemen lazım. Anca öyle çekebilirsin. Benim onunla ilgili bir hikayem var. Abi evet, anlat yani. Ya bak, Mahsun Kırmızıgül filmi deyince insana teklif geldiği zaman insan bir korkar ya. Yürkersin, Allah ne uğraşacağız diye yürkersin yani. Bir sahne için ne kadar bekliyorsun çünkü. Ben mekanla otel arası günde 4 saatimizi alıyordu gidiş geliş. 4 saat? Evet. Ben de işte bir akşam geç çekimden sonra tansiyonum fırladı. Hastaneye kaldırdılar beni. Serum bağladılar. İşte ben uyumuşum. O saatte Mahsun gelip doktora diyor ki sen buna biraz vitamin ver. Çabuk kendine gelsin, toparlasın. Senden habersiz. Evet. Bir saat sonra beni uyandırdılar. Gece 2 abi sete gidiyoruz dediler. Ama böyle işçi çalıştırmak yok, günah yani. Kaçak yani bu böyle yazık, günah gerçek. Ama bütün bunlara rağmen en çok övgüye atlar ve şey aldı. Yani kazlar aldı. Filmde bir at ve kaz sahneleri var. Beklemiş adam atı, kazı beklemiş yani. Normalde bir at ve kaz filmi, bunlar da oynamışlar içinde. Ama yani. Şöyle yapıyor. Kazlar bekleniyor. Geliyor. Hadi abi diyor. Biz hazır bekliyoruz evet, kameranın yanında. Abi şöyle oluyordu. Kazlar hazır mı? Hazır. Kayıt. Biz hazırız diyoruz ya. Sen ne yapıyorsun? Bekliyorsun kaz hazır olsun diye. Bekliyorsun. Kazlar hazır. Bazen böyle kolunu tutuyordu. Hani o kadar anı kolluyor. Timing'e o kadar önem veriyor ki. Kazlar hazır mı? Hazır. İtiyordu böyle. Ama hazır kazla oynamak güzel olur. Yani kazın hazır ben önemli. Anlatabilir miyim abi? Anlat abi. Şimdi at mat falan filan dedin ya. Mahsun hakikaten şeye, resmine çok önem veren bir yönetmen. Zaten çok da iyi bir oyuncu kadrosu kuruyor. Oyuncularına da güveniyor. Evet. Onun dışında kalanında da böyle resim güzel olsun aman falan diye. Bir tane sahnemiz var. Ben ve kardeşim, bir küçüğümü oynayan Doğukan Polat, muallim Talat abinin evine gidiyoruz. Evet. Mahsun dedi ki aşağı yukarı şuralarda bir yerlerde şimşek çaktıracağım ben dedi post prodüksiyonda. Sen dedi ki orada şimşeğe tepki ver. Ha, çakıyormuş gibi yap. Çıkmış gibi. Ben onu işte flaşını bilmem nesini, efektini, sesini ve posta yapacağım dedi. Tamam dedim. Burada onu yapacağız. Arkadan da Aziz'le at gelecek. Sonra sahnenin devamı var. Ama artık bitmek üzere. Yani son 5 dakikamız var. Hava düştü. Çekmek zorundayız. Akabinde bir şey daha var çünkü. Evet. Mecbur çekeceğiz. Yoksa hani hep öyle olur. Zaten tabii, 8 hafta olursa 20 hafta. Doğru. Abi yürüdük. Akabinde yağmurlama falan olacağı için çok sıkışık an. Şimdi baştan da söyleyeyim. Hani biz arkadaşlarımıza böyle ya şapşal, ya man salak falan deriz ya. Evet. Mahsun'da da o sevgi sözcüğü hayvan. Evet, hayvan, haydi çekiyoruz falan dedi bu. Ondan bir dakika sonra... böyle doğal söylüyor. Tabii yani. Tabii öyle. Hadi hayvan, öteki hayvanları da hadi çekiyoruz. Rahat rahat ya. Abi. Şimdi çok çok sıkışık an, o an ya hiç unutmuyorum. Abi yürüyoruz, ondan sonra bir... Mahsun'un gösterdiği yere geldiğimde ben bismillah dedim. Devam ettik. Ondan sonra içeri girdik. Evet, kestik hayvan, öbür şey. Onu geç dedi. Kameraya geç. Erdem, istediğim oyunu yaptın mı? Yaptım ya Mahsun, bakmadın mı? Hayır, ben ata bakıyordum dedi. Ya filmin bence en önemli sahnelerinden biri. Çünkü Aziz ile at arasında ilk defa, hani belki yerli sinemada geçmişte vardır ama bir atla bir engellinin aslında... O sahnede o kadar önemli ki atın onu takip etmesi. Birlikte çünkü film öncesinde bizim Aziz karakterini oynayan sevgili Mert'le gerçekten... Mükemmel bir atın, oyuncu evet, çıkartmış. Onu da söyleyeyim. Mert inanılmaz oynamış. Yani. Önemli bir sahnesiydi. Yani atın onun peşinden gelmesi gerekiyordu. Gerçekten de ben Erdem'lere falan bakmadım. Çünkü güvendiğim için hayvan gelecek mi gelmeyecek mi? Gerçekten geldi. Abi bütün film geliyor hayvan. Yani Mert nereye gidiyor? O at onunla beraber geliyor. Ata para verildi mi ata yani? Gerçekten hani
Hak etmiş ya. Bize vermedi, ona verdi. Bence de ya, senden kesip ona vermiş olabilir yani. Mert'in atla ilişkisi iyiydi de Talat'la ilişkisi iyi değildi. Talat'la. Ooo bir dakika. Nice. Bu kelime eskileri. Metin başladı. Metin'den. Metin başladı. Talat abi başladı şu an. Metin'den. Talat abiye de mi bulaştırdın da pis kelime eskileri? Çok önde, çok bir gün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,